Fazla ki bir tanesi de hatırlarsanız Kumpas Amiralleri suikast soruşturması sırasında hayatına son veren Yarbay Ali Tatar meselesi. Ali Tatar'ın ailesi de büyük acılar çekti. Pek çok FETÖ, kumpas davaları, mağdurları gibi neler neler yaşanmadı ki, kimler ne şekilde hayatını kaybetmedi ki, neler çekmedi ki. Bunların hepsinin sebebi tabii ki FETÖ, ama FETÖ'ye yaptıklarının yapmasına izin verenler bir diğer yandan da. Ali Tatar'ın ailesi diyor ki eşi Nilüfer Tatar sosyal medya hesabından "Ahımız var" notuyla bir paylaşım yaptı. "Ahımız var, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı askerine ihanet eden terörist başının ölüm haberini aldık. Ellerinde kanla bu dünyadan defolup gitti. Cehennem ateşi bol olsun" diyor Nilüfer Tatar. Peki Fethullah Gülen kimdir? Nasıl bu kadar büyüdü, bir örgüt kurdu? Hani önceleri tabii ki AKP iktidarı örgüt demiyordu biliyorsunuz. Cemaatti, hizmet hareketiydi derken ne zaman 17-25 oldu? 17-25 organizasyonu. Ondan sonra zaten FETÖ'ye döndü. Sonra olaylar gelişti. Peki kimdir Fethullah Gülen? Nasıl cemaati demeyeyim, örgütü bu kadar büyüdü? Nasıl buralara kadar vardı? Bir bakalım isterseniz. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadınız. Türkiye'de siyasal İslam'ın emperyalist güçler tarafından yükseltilmesinde kilit rol oynayan Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen öldü. Bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi Fethullah Gülen'den başkası değildir. Sadece kurucusu öldü. Örgüt ortada duruyor. Gülen'in ölümünü örgütün yayın organlarından bir site duyurdu. Peki Fethullah Gülen kimdir? Muhterem Hoca Efendi 12 seneden beri Türkiye'nin dışında. Haksız bir şekilde ülkesinden hicrete mecbur edildi. 27 Nisan 1941 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinin Korucuk köyünde doğan Fethullah Gülen, 1951 yılında hafız oldu. Çeşitli insanlardan din eğitimi almaya devam eden Gülen, gençlik yıllarında CIA eliyle kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin Erzurum yapılanmasının kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. Hoca Efendi'nin zaten böyle bir sıkıntısı da yok. Bu hasret niye? Bu gurbet niye? Allah sağlık, sıhhat, afiyetler versin. 1966'da İzmir'deki bir camiye vaiz olarak atanan Fethullah Gülen, burada verdiği vaazlarla ön plana çıkarıldı ve etkisini arttırdı. Birçok sağ siyasetçi de 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen'in vaazlarını dinlemeye başladı. Bunları biz refer ettik. Olimpiyat dediler, her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediniz de alamadı. Gülen hakkında 1980 askeri darbesi sonrası yakalama emri çıkarıldı ancak bir şekilde hapse atılmadı. 55 yıl önce Sızıntı adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. 1992 yılına kadar gönüllü vaazlarını sürdüren Fethullah Gülen bu yıllarda Altın Nesil projesini ortaya attı. Örgüt tarafından eğitilen gençlerse bürokrasiden sivil topluma birçok alanda kadrolaşmaya başladı. 1990'lı yıllar Gülen için sağ siyasetçilerle temas kurma yılları olarak öne çıktı. Dönemin başbakanlarından Tansu Çiller'le yaptığı görüşme dikkat çekti. Hoca Efendi'nin yerinde olsam Türkiye'ye gelirim. Eğer elimde imkan olsa gelmesini sağlayacak altyapı hazırlarım. 1999 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü Fethullah Gülen ve örgütlenmesi hakkında rapor hazırladı. Gülen bu gelişmenin ardından 21 Mart 1999 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. Önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Kasım 2002 seçimleri ise Gülen ve örgütü için yeni bir dönüm noktası oldu. Bu dönemde kendilerine tanınan iltimaslarla Fethullahçı örgütün devlet kadrolarındaki yapılaşması hızlandı. Her şey de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Yargıda hızla kadrolaşan FETÖ, Türkiye'de birçok aydın ve yazara kurulan kumpas davalarının baş aktörü oldu. Bu sılah hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz.
Gülen, AKP ittifakını sona erdiren süreç olarak gün yüzüne çıkarılan gelişme ise AKP iktidarının dershaneleri kapatma girişimi oldu. Devlet içindeki iktidar alanlarına ilişkin olan bu kavga, 17-25 Aralık 2013'te Erdoğan'a yönelik yargı operasyonuyla resmen savaşa dönüştü. O dönemde Fethullahçı örgüt, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ı gözaltına almaya yeltenecek kadar ileri gitmişti. Cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış. Bunlar kargaları gibi. Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle iktidarı devirmeye çalıştı. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca Fethullahçıların Türkiye'deki tüm faaliyetleri yasaklandı. Örgütün önde gelen kadroları 10 yılı aşkın süredir yurt dışında yaşıyor. 15 Temmuz 2016'dan sonra adeta yalnızlaşan Fethullah Gülen, 9 yıllık sürecin ardından 20 Ekim 2024'te öldü. Ne nankörlük bu ya? Ne istediniz de alamadınız. Kozmik odaya soktular ya. Kozmik odaya girilmesine izin verildi. Bu süreçte. Yani neyi saysak, ne kadar saysak bitmez. Bakın, dershaneler ve okullar aracılığıyla öğrenci ve öğretmenleri örgüte kazandırdılar. Eğitim yapılanmasına baktığımızda 2000'lerden, belki daha önceden başlayan bir süreçten bahsediyoruz. 17-25 Aralık sonrası FETÖ bağlantılı birçok okul kapatıldı, öğretmenler görevden alındı. Ergenekon ve balyoz davaları, kumpas davaları 2008-2013 yılları arasında pek çok asker, akademisyen ve gazeteci sahte delillerle suçlandı. Sahte deliller, o deliller hatırlarsanız bazı gazetelerde servis ediliyordu. Dönemin savcıları ve yargıçları FETÖ üyesiydi. KPSS skandalı 2010'da gerçekleşti. Sorular çalındı, FETÖ mensuplarına dağıtıldı. Şike davası. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve birçok yönetici tutuklandı. Yine deliller sahteydi. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları. Dönemin Başbakanı Erdoğan ve bakanlara yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla operasyonlar düzenlendi. Hükümet bu operasyonları bir yargı darbesi olarak nitelendirdi. Bunu da söyleyelim. Bankasya'nın kullanılması. FETÖ'nün finansal yapılanmasında önemli, en önemli parçası Bankasya'nın faaliyetleri durduruldu. Banka kapatıldı ve yöneticileri soruşturulmaya başlandı. Bu arada bankaya para yatıranlar gözaltına alınıp tutuklandı. Bankanın açılışında olanlar fellik fellik gezmeye devam ediyorlar. Selam Tevhid Kumpası, Selam Tevhid adlı sahte bir terör örgütü yaratıldı. Hükümet yetkilileri, bakanlar ve üst düzey bürokratlar dinlendi. Daha neler neler, ama bunları nasıl yapabildiler? İşte o noktada yol arkadaşlığı giriyor devreye. Şimdi bakın, FETÖ lideri Fethullah Gülen hayatını kaybetti ve şimdi örgütte lider kim olacak dönemi başladı. İki isim var öne çıkan. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre örgüt içinde bir numara olduğu söylenen Mustafa Özcan'la Gülen'in kara kutusu olarak Uzun Cevdet lakaplı Cevdet Türk yolunun ismi Gülen'in ardından öne çıkıyor. Bu isimlerin yanında başka örgüt yöneticilerinin adı da öne çıkıyor, ama onu da söyleyelim. Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebruke ile evlendikten sonra Gülen'e yakınlığı artan Türk yolu örgüt içindeki tüm tartışmaların odağında yer alan bir isim. Örgüte para yardımlarının kesilmemesi için, Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi için ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek için de daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınladığı öne sürülüyor. Türk yoluyla yakın hareket ettiği belirtilen Özcan'sa Gülen tarafından Türkiye imamı olarak görevine atandı. Dünyadaki bütün ülke yapılanmalarının gelirlerinin %15'inin kendisine gönderilmesini zorunlu kılacak bir sistem kurdu. Yani öne çıkan iki isim de anlaşılan odur ki birbirinden temiz görünüyorlar. Ne diyelim? Yani ölen lider nasıl ki, yenileri nasıl olsun? Devam edelim. Şimdi ne var sırada? Evet, Kamer Genç. O yıllar yıllar önce her şeyin farkındaydı. Her şeyin. Haykırdı mecliste. Ve bugün FETÖ lideri öldükten sonra arkasından beddua edenler o gün bakın Kamer Genç'e nasıl davrandı. Biliyorsunuz Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım.
Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki yarra bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benim zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Ben burada belli bir 30 senedir bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Bu tehlikeyi görelim. Türkiye'de rejim gidiyor. Türkiye çok ciddi bir dönüşüm içinde.